Yanımızda mesela uyuşturucu kullananlar vardı. İğne vuranlar vardı. O zamanki arkadaşlarımın çoğu cezaevine girip çıktılar. Türkiye'ye gelmiş olmasa belki de yaşıyor da olmayabilirdim. Tamam mı? 5 yılımı yediler ya. Destek çıkmadılar. Yolumu engellediler. Benim arkamda sadece Fatih Hoca durdu. Bir tek Fatih Hoca bana o desteği gösterdi. Herkes beni agresif, fevri, hırçın diye biliyor. Benim dışarıda bir tane kavgam yok. Saha içerisi çok ayrı bir yer. Hiçbir futbolcu saha içerisini anlatamaz. Ben hiçbir şey demediğim halde gelip bana küfür de ederdiler. Bilerek tekme de atardılar. Çünkü beni kızdırmak için, oyundan attırmak için. Kadıköy'de o şampiyonluğu kazanmamızın sebebi Fatih Hoca'nın bizi motive edişiydi. Biz buraya şampiyon olmaya geldik. Gerekirse burada da öleceğiz ama bu kupayı alacağız dedi. O gün deseler ki 5 saat burada mücadele edeceksin ederdik yani. Kolay bir çocukluk da geçirmedim aslında. Doğup büyüdüğüm yerler hep daha çok böyle getto tarzı yerlerdi. Almanya'da öyle bir yerler var ki, yani biz getto diyorduk. Çünkü çok da popülerdi. Gençler de çok sevdalıydı o işlere. İster istemez biz de hani arkadaşlarımızla birlikte oraya ayak uyduruyorduk daha doğrusu. 14-15 yaşlarında. İdman sahasına 15 kilometre koşuyordum. İşte idman malzemesini giyip kramponları böyle karnıma sokardım. Eşofman fermuarını çekerdim. 15 kilometre idmana koşardım. 15 kilometre idmana koşup idmanı yapardım, 15 kilometre sonra geri koşardım. Benim bir sene sonra A takıma yükseldim. Takım arkadaşlarım zaten arabaları vardı. Benim öyle bir imkanım yoktu. Bazen o koştuğum yoldan takım arkadaşlarım da arabayla geçerdiler. Ben de böyle gördüğüm zaman çalılara saklanırdım, hani utanırdım. Aslında utanılacak bir şey yoktu ama o zamanki işte hani düşüncem, ben de onlarlanım ama ben idmana koşuyorum, onlar arabayla gidiyor. Halbuki şu an öyle bir şey olsa derim ki ben doğrusunu yapıyorum. Param da olsa, arabam da olsa koşmak daha iyi diye düşünürdüm ama ben yani çoğu zaman böyle hiçbir şey yemeden de idmana gittiğim oluyordu. 13 yaşında karton fabrikasında çalıştım. Kaçak çalıştım. Bir sigortam olmadığı için. Biraz daha fazla çalışıp fazla para kazanayım diye ama yemedi. Yani sigortalı olan 900 alırken biz 200-300 alıyorduk. Aslında hani şu an öyle düşünüyorum, güzel anılar. Zor, evet o zamanki şartlara göre kötü ama şu an düşündüğümde iyi ki bunları yaşamışım. Belki de onu bu üst seviyelere futbolda gelebilmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu yaşadıklarım diye düşünüyorum. Aslında çok ağır şeyler. Yanımızda mesela uyuşturucu kullananlar vardı, iğne vuranlar vardı. O zamanki arkadaşlarımın çoğu cezaevine girip çıktılar. Ya inan bana çoğu insanın sorduğu şey şuydu, sen oradan nasıl çıktın? Vallahi işte bir şekilde benim yolumu oradan aldı, Türkiye'ye yöneltti. Türkiye'ye geldim 17 yaşlarında. Öyle oradan bir uzaklaşma sürecim başladı. Yoksa diyorum Türkiye'ye gelmiş olmasam ben neredeydim bilmiyorum. Futbola bu kadar bağlı olmasaydım, sürekli onların gittiği yere gitseydim bilmiyorum yani. Kendimi aslında çok iyi yerlerde görmüyordum o zaman. Yani gerçekten şu an düşünüyorum eğer gitmiş olsam o yolu şu an neredeydim inan bana bilmiyorum. Belki de yaşıyor da olmayabilirdim. Ben Arminia Bielefeld'de 16 yaşında profesyonel oldum. Amatör takımda 3. lige çıktık, A takımdan da Bundesliga'ya çıktık. Hani böyle bir başarıdan sonra kulüp beni çağırdı işte sözleşme imzalayacağız. Heyecanla gittim ama oradaki duydukları mesela çok ezici bir sözleşme teklif ettiler. İnanılmaz ezici bir sözleşme teklif ettiler. Hani bu başarının üzerine inan bana en büyük hayal kırıklığımdır onların bana yaptığı. Ki benim çocukluk hayalim de orada o statta oynamaktı. Gerçekten bilmiyorum. Halen de Arminia Bielefeld'in maçını izlediğimde halen de hayal ediyorum. Burada nasıl oynayamadım diye. Bir iki kere oynadım ama daha fazla oynamak istedim. Öyle olunca bu sefer tamamen kızdım. Dedim ben bu sözleşmeyi imzalamıyorum dedim. Çok büyük hayal kırıklığına uğrattınız beni dedim. Ben dedim gidiyorum. Öyle bir karar verdim. Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra ayrı bir serüven başladı benim için. Ayrı ayrı hikayeler. Trabzonspor'a geldik, idmana çıktım, beğendiler ama işte yetiştirme bedeli vardı. 15 bin euro falandı benim bildiğim. Trabzonspor için para değildi ama vermek istemediler. Tamam dedik, işte Akçabat Sivasspor'a gittik, orada işte denemeye çıkarttılar. Sadi Tekelioğlu vardı hoca, çok da severim kendisini. İdmanlarda işte oynattı, çok beğendi ama dedi biz hani takımın, kulübün durumu belli. İşte düşmeye oynuyoruz. Hazır adam lazım, ligi bilen adam lazım. Herkesin böyle bir bahanesi vardı. Giray Hoca Denizli Spor'daydı. Bolu'da Koru Oteli'nin orada kampa gittim bir hafta. Çok beğendi. Dedi ki işte
4 yıllık sözleşme vereyim dedi. Bu sefer babam dedi ki 4 yıl çok fazla, 2 yıl olsun. O da dedi ki o zaman gitsin bir yerde oynasın, pişsin öyle gelsin. Yani inanır mısın, bir yerde şunu düşündüm. Olmayacak herhalde dedim ya. Hani bu kadar istiyorum, bu kadar seviyorum ama olmayacak sanki dedim. Bir orada bir karamsarlığa kapılmıştım. Ama çok şükür onu da çabuk atlattım. Hatır gönül işine Maltepe Spor'a geldik. Bu sefer de onlar yetiştirme bedelini alamadılar. 6 ay boşta kaldım. 6 aydan sonra lisansımı hallettiler, aldılar. Ben oynamaya başladım. Bir sonraki devre arası, bir sene sonra Gençler Birliği'ne gittim. Her zaman hayalim vardı ama hayallerimin de üstüne çıkmaya başladım. Böyle 1-2 ay sonra bir baktım artık her şey istediğim gibi olmaya başlıyor. Gençler Birliği'nden sonra 6 ay Eskişehir'i kiralık dönemi vardı. Orada da son hafta işte şansıma bir de Konyaspor'un hocası da Giray Hoca'ydı, Giray Bulak. Hem gol attırdım hem de son dakika golü attık, 2-1 kazandık. Konya düştü, biz ligde kaldık. İlk kazandığım parayı şöyle söyleyeyim, çok büyük bir para kazanmadım. O da Almanya'daydı zaten. Kardeşim de yeni doğmuştu. Ben de ilk defa abi oluyordum. O parayla gidip kardeşime işte böyle o zaman Almanya'da böyle bir set halinde işte bebek Nike çorapları vardı. İşte bebek Nike böyle papuçları vardı. Tulum falan. Onu gittim aldım. Bizim zorluk çekmemizin sebebi babam yanımızda değildi. Babam Türkiye'deydi. 6 ayda bir geliyordu. Bir haftalığına falan gidiyordu. Yani biz hani daha çok anne, ben, İşte abim evlendi, gitti, anneyle ben kaldık, sonra küçük kardeşim işte o olunca öyle biraz babalık yapmaya çalıştık kendi çapımızda. Hem abi hem baba oluyorsunuz. Herkes beni agresif, fevri, işte hırçın diye biliyor. Benim dışarıda bir tane kavgam yok. Her zaman şöyle anlatıyorum insanlara, beni yeni tanıyanlara da. Saha içerisi çok ayrı bir yer. Hiçbir futbolcu saha içerisini anlatamaz. Hiç kimse. Çünkü saha içerisinde o duyguyu anlatabilmek için bilmiyorum yani kelime bulamazsın. O kazanma hırsı, o takım arkadaşın için her yere koşma, her yerde savaşmak isteme, hocan için savaşmak istiyorsun, mücadele ediyorsun, ailen için savaşıyorsun, sevdiklerin için mücadele ediyorsun. Sadece oyunla kalmıyor. Saha içerisinde hakaret yok mu? Var. Hırçın bir futbolcuya bana çok yapıldı mesela. Ben hiçbir şey demediğim halde gelip bana küfür de ederdiler. Bilerek tekme de atardılar. Çünkü beni kızdırmak için, oyundan düşürebilmek için, oyundan attırmak için. Doğru şeyler mi değil? Ya antrenörleri duydum. Engin'e vurun, Engin'e küfür edin ki Engin kırmızı yesin. Maç öncesi toplantı yapar takımlar. Böyle takım oturur, hoca çıkar, der ki rakip oyuncular şunlar bunlar. Herkesi analiz ederse. Rakip tarafta oynayan arkadaşlarım diyor ki hoca nereden baksan diyor 15 dakika senin üzerine konuştu. İşte Engin'e küfür edin, Engin'e tekme atın. Yani hoş şeyler değil, anladın mı? Madem ya bana göre onu söyleyen hoca da hoca değil. Değil yani. Sen kendi oyuncularına güvenmiyor musun? Kendi felsefene, kendi oynatacağın oyuna güvenmiyorsun da mı? İllegal, pis yoldan gitmeye çalışıyorsun. Bana göre bunlar hoca değil. Şimdi futbolcular için eğitimsiz diyorlar. Futbolcu eğitimsiz. Yöneticiler eğitimli mi? Futbolcuya her türlü şeyi söylüyorlar. Her türlü cezayı veriyorlar. Peki yöneticiler? Neden her zaman kulüplerden önce hocalar, sonra futbolcular, sonra yöneticileri gidiyor? Niye? Bunu kuran sizsiniz. Burayı yöneten kişiler sizsiniz. O zaman önce sizin gitmeniz lazım. Siz yanlış yapıyorsunuz. Futbolun içinden gelmemiş bir yönetici, futbolcuya baktığı zaman acaba şöyle mi düşünüyor, acaba böyle mi düşünüyor? Hep bir soru işareti. Ama ben futbolun içinden geldiğim zaman onun yürüyüşünden, futbolcunun bakışından, futbolcunun yaptığı hareketten, davranışından anlarım onun ne hissettiğini. Çünkü o yollardan geldik biz de. O yollardan geldiğimiz için bizim bunu görmemiz futbolun içinden gelmemiş yöneticiye göre çok daha mantıklı yani. Düşün, en verimli olacağım dönemde tamam mı 5 yılım yediler ya. Destek çıkmadılar, yolumu engellediler. Anlaşıyorsun bir kulüple, ertesi gün kulüp vazgeçiyor çünkü başka ilişkisi diğer tarafta daha güçlü olduğu için o ilişkiyi bozmak istemiyor. Bir dünya şey, o yüzden hani kırgınlıklarım var ama bir şey söylemek istemiyorum. Son hafta Kadıköy'de 0-0 berabere kalıp şampiyon olduğumuzda Fatih Hoca'nın hem maç öncesi hem de maç sonunda hani bize Fatih Hoca'yı biliyoruz hani böyle hırslı, konuştuğu zaman ateşli konuşur. Gözünün içine baktı mı
seni böyle canlandırır, diriltir seni, adeta diriltir yani. Biz buraya şampiyon olmaya geldik dedi. Biz burada neyimiz var, neyimiz yok vereceğiz dedi. Gerekirse burada da öleceğiz dedi. Ama bu kupayı alacağız dedi. Yani bilmiyorum. Çok farklı bir de, şimdi ben bunu yapamam taklidini ama şimdi orada işte Fatih Hoca'yı hani konuşurken böyle baktığım zaman ya ister istemez hem tüylerin diken diken oluyor. Hem seni öyle bir gaza getiriyor ki, bir ateşliyor ki seni, hani o gün 90 dakika değil, deseler ki 5 saat burada mücadele edeceksin, ederdik yani. O güce birden sahip oldu. Ben mesela en son maç bittikten sonra seviniyorum ama bir yerden de böyle başım dönüyor yani, bayılacakmış gibi oldum. O kadar yoruldum yani. Bizim de belki de o şampiyonluğu Kadıköy'de kazanmamızın sebebi Fatih Hoca'nın o bizi motive edişiydi. Fatih Hoca'dan korkar mıydık? Tabii ki Fatih Hoca'dan korkan da vardı. Ben saygı duyuyordum. Saygı duyuyorum da ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Benim Fatih Hoca'ya karşı saygım sonsuz. Ben çok seviyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. Ben onu bir baba olarak gördüm. Halen de öyle görüyorum. Çünkü bana öyle yaklaştı. Çok iyiydi bana karşı. Ceza yedim 11 hafta. Benim arkamda sadece Fatih Hoca durdu. Bir tek Fatih Hoca bana o desteği gösterdi. Amirli takıma ilk çağrıldığımda Trabzonspor'daydım. Otobüsteydik. Selçuk'la Burak dedi, hadi dedi Kara. Çünkü hep kara diyorduk yani böyle kendimize. Hadi Kara, gözün aydın, sen de bizle geliyorsun dediler. Nereye dedim? Milli takıma dedim. Şaka mı yapıyorsunuz lan dedim. Yok dedi, vallahi bak dedi, listeyi gösterdiler. Çok mutlu oldum tabii yani. Hedefimdeki en üst limit zaten milli takımdı. Herkes o bayrağımızın altında oynamak ister, o formayı taşımak ister. Milyonlarca insanlardan bir tanesi oluyorsun o formaya erişebilen ve müthiş, yani müthiş bir mutluluktu. Ya unutamadığım maç. Vallahi şimdi belki şeyi düşüneceksiniz, Kadıköy'deki 0-0 ama arenadaki Fenerbahçe maçı. 2-1 mağlup olduğumuz maç. 86'da mı 87'de stoğu atmıştı. Yani o maçın normal şartlarda 10'a 2 bitmesi lazımdı. Hatta 15'e 2 falan. 2-1 yenildik ama müthiş bir oyun oynadık. Yani Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir oyun oynadık. Ya nereden baksan her 2-3 dakikada bir %100 pozisyona giriyorduk. Sağ olsun Necati Ateş bir dünya kaçırdı. Aydın Yılmaz canım benim, o da paşam. Ona da paşa deriz. O da kaçırdı. Kursta da beraberiz şimdi. Bazen o maçı hatırlatıyorum ona. O da diyor ki ya hiç sorma diyor. Nasıl kaçırdım diyor ama kısmet olmadı. O maç mesela hiç unutamıyorum. Mesela bazen böyle aklıma geldikçe o videosunu izliyorum. Sonra pozisyonları görüyorum. Sanki o pozisyonlar öyle olmayacak. Sanki hani değiştirebilirim gibi izliyorum ama değiştirme şansım yok. Bir tane de ben kendim kaçırdım. Orayı gördükten sonra da hemen kapatıyorum. Allah seni kahretsin diyorum. Nasıl atamadın diye. Volkan, Necati Ateş, Aydın Yılmaz. Üçü bu maçı kurtardı, öyle söyleyeyim. Çünkü yani Necati Ateş'in bir pozisyonunu hatırladım. Kenardan Selçuk cezalarının içine böyle altı pasın oraya topu yuvarladı. Necati ayağını soktu, Volkan'ın ayağına çarpıyor top. Top kaleye doğru dönüyor, Necati abinin ayağı kayıyor, yere düşüyor. Yani hayır, vururken bile parmak ucu vuruyor. Bir de o böyle hani sertliğe pek gelemezdi Necati abi. Hani sertlikten kaçar diye parmağını uzatıyorsun. Ne uzatıyorsun? Sok ayağını oraya. Bak düşün işte, aklıma geldikçe yine böyle sinirleniyorum ama Necati abimi de çok severim. Necati abim de çok güzel bir insan. Biz onunla Karşıyaka'da da beraberdik, beraber oynadık. Yani teknik adam olarak hedefim oyuncularıma karşı sadece hani bir yerde hoca olayım, işte başarılı olayım değil. Bir şeyler öğretmek istiyorum. Çünkü benim onlara öğreteceğim şeyi, onlar futbolu bıraktıktan sonra bunu devam ettirmesi. Bunun üzerine koyarak Türk futboluna faydalı olmaları. Ben Türk futboluna faydalı olmak istiyorum. Benim amacım bu. Kaleye Rüştü Reçber'i koyarım, Rüştü abiye. Stoper'de Egemen'i koyarım, sol stopere. Sağ stopere de o gün Temiz Kanoğlu'nu koyarım. Sağ bek Erkan Özbey'i koyarım. Sol bek Eren Aydın'ı koyarım oraya. Çünkü gerçekten bak, Eren Aydın, şimdi diyecekler ki Eren Aydın, hayır. Eren Aydın gerçekten yetenekliydi. Sol kanatta ama inan bana olması gereken yerlerde olmadı hiç. Sivas'ta oynadı, Malatya'da oynadı orada ama milli takıma da geldi. Arda'yı sağ açığa koyarım. Arda Turan'ı. Ön libero Melo'yu koyarım. Hacı gizli forvet, serbest adam. Santrafor'a Fatih Tekke'yi koyarım. Yani sol taraf Baliç. Ya şimdi Hacı'yı koydum ama Melo'yu tek ön libero oynatıp Sergen Yalçın'la Hacı'yı oynatmak var.
Yani Sergen Yalçın Hacı, iki tane on numara nasıl olur bilmiyorum. Arkadakiler çok daha fazla koşması lazım, mücadele etmesi lazım ama yapsınlar değil mi? Ki yaparlar. Hem güçlüler, hem yetenekli, hem zekiler. Hacı ile Sergen'i yan yana koyarım. Yani. O kadroda kulübede oturmak isterdim, onları izlemek isterdim. Yani.